Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yine bir maket vlogu çekiyoruz. Çünkü okulda yine maket yapacağım ve artık projede bireysele geçtik. Tek başımıza maket yapacağız. Parselimizin maketini yapacağız hepimiz. Parsel ve çevresinin. Ve işte projemizi volüm olarak ekleyeceğiz ona falan. Her şeyi bitirdim. Karton almaya gidecektim bugün ama Hazal benden önce gittiği için onu aldırdım. Şimdi ona... Ya arkadaşlar... Bir maket için aldığım kartonların fiyatı 35,5 euro tuttu ya. İnanılmaz yani. O yüzden şimdi Hazal'a sandviç aldım, bir de 30 euro vereceğim. Hem birazcık can sıkıcı tabii 35,5 euro olması ama... Canımız sağ olsun. Ve hani her hafta böyle olursa... Bilemiyorum neler olur. İşte benim bir tek maketim mi kaldı, bir de hani planları falan yaptım, belki baktım olursa kesit de yapacağım. Şimdi de Hazal otobüsten inecek az sonra. Öyle onu bekleyeceğim yani. Bekliyorum. Otobüsünü gördüm ama. Okulda konuşuruz. Bütün yalanın, dolanın, hilen videolarda çıkacak şimdi. Ne hilen varmış acaba? Bak şu muhtemelen... onu oraya birleştirmek istediğini biliyordum. Hop işte oldu. Yaptığım şeyi anlatıyorum. Bu arada Hazal 100'e 140 kartonları aldı. Ve biz 100'e 140 kartonları ikiye bölüp 50'ye 70 dedik. 200 IQ yani 35 euro neye para verdiğimi şimdi anlamış oldum. 2 haftalık mı? Kullanmayacağız ki şimdi. Neyse, maketi kartonla yapmak yerine çaldığımız şeyle yapacağız. Niye oğlum, arazi için yapacaksın? Araziyi kartonla yapacağım da ne deniyor ona? Ne? Musa. Köpük. Türkçesi yok bende. Ben de Türkçesi yok. Köpükle yapacağız. Hazal'ın çıktı almak için buna şu an yaptığı dosyayı koymasını bekliyorum yani. O ne? A4 boyutları ne yapmış? 29.7'ye 21. Onayladın mı beni? Bravo. Bravo. Saatte 5 olmuş. Ya germesene kadın beni ya. Ya ben şaretlemek istemiyorum ya. Şaret diyeceksin, ben şaret diyorsam sen. Sen şaret gitsen niye bak, dün gelseydim de aynen bu şekilde ortalıkta dolanacaktım, anladın. Şunu ölçeklendirmek istiyorum. Kaç yapacağım? 500'le çarpacaksın kağıdı. Kağıdı mı canım? Hiç sevmediğim işler. Ve her seferinde kağıdı çarpıyoruz hiç sevmediğim işler dedi. Aa, nereye gitti kağıdı? Oha yağmur, saçmalama. Bakayım. Sen metrede çalışıyorsun değil mi? Santimetrede çalışıyorum. Bakıyorum. Hiç diyor, yemin ediyorum ben hiç çalışmıyorum. Tamam, önemi yok onun ya. Uzaklaştır. Bu kağıt mı? Aşağı inen. Ölç onu bana bir. Neyim? Herhangi bir şeyim. Santimetre mi? 13 santim dedin ha. Metre. Metrede çalışıyormuşsun işte. Tamam. Olabilir. 29. Onu da 100 ile çarp şimdi, o çizdiğim binaları boş ver. Direkt onu 100 ile büyüt. Kopyalarım mı demişsin? Öyle alakasız bir yerden tutarsan dünyanın öbür ucuna gider o. Ve bunu hala öğrenemedim ben. Sığmadı yalnız. 2 tane A4 yapacağım. Bende de 2 A4 var. Sığmadı. Sığdırabiliriz aslında ama zorlar. Gerek var mı? Neyse, sen bunları kesmekle uğraşırken ben kesip şeyde fili şöyle kesmeye başlarım. Hazan ne yapıyorsun? Sadece kartonu... Bir saniye, bu işe el atmam gerekiyor. Çekil. Sinirlerimi bozuyorsun. Beynin durmuş belli ki senin bu hafta. Çalışmama kararı almışsın.
Bu da gelsin bizimle. Bunlar ne? Bunlar da gelsin. Altı gider gelmiyor. Geldi. Geldi mi? Geliyor. Bak. Arkadaşlar aklımız aniden benim lazer randevum olduğu geldi aklıma. Şöyle süngerle kesmek için üstüne kartondan kalıp yapmamız gerekiyor. Biz hani onları çıktalıp elle keseceğiz diye düşündük. Sonra aklımıza işte benim şeyim olduğu geldi. Lazer randevum olduğu geldi. O yüzden hemen kartonu kestik. Lazer dosyasını hazırladık. Hazal onu bastırmaya gitti. Ben de şimdi şey yazdırıyorum. İşte eğimli arazi olduğu için onu elimle kesemem diye üstünden keseceğim şekilde onu yazdırıyorum A2'ye. Hazal için de evleri yerleştireceği haritayı bastırıyoruz. Ben arazi maketimi bitirdim. Yani daha doğrusu tabanımı bitirdim. Yani 15 kat eğimli arazide çalışıyorum. Onu bitirdim. Sadece fil şöyle yani sıcak ip. O makinenin Türkçedeki karşılığını bilmiyorum yani. Böyle köpük kesmeniz için ip var bir tane makinede. Şey gibi dikiş dikme makinesi gibi aslında. Sıcak ip oradan geçirip kesiyorsunuz. Isıyla kesiliyor yani. Hazal şu an kendi binalarını kesiyor. Bitirdi gibi. Ben de kendi tabanımı bitirdim. Kendi binalarını kesmeyi bitirdikten sonra benimkileri kesecek. Kesmeye başlayacak. Ben de şimdi karton almaya gidiyorum. Yani çalıştığımız sınıfta bırakmıştık. Hazal'ın tabanını keseceğim. Nefes nefese kaldım. Vallahi. Nefes nefese kaldım. Bütün okulda dolaştım. Kafet şurası. Kafeterya yani. Kapalı olduğu için uzun yoldan dolaştım. Bu arada ben maketimi bitirdim. Azal'da gördüğünüz gibi. Azal'da gördüğünüz gibi. Yani şurayı sansürlemem gerekiyormuş. Niye? Nereye? Ne var? Ne var? Sıkanma. Maketimi göstereceğim. Maketim çok güzel. Daha bu beyaz tutkal gözükmeyecek yani koruyunca. Bakın böyle iki binayı köprüyle bağlıyorum. Çok güzel aldım. O kadar ciddisin ki aslında.